Muhalefete dönüp şunu söylediler. Ülkeyi itibarsızlaştırıyorsunuz sizler. Her şeyden şikayetçisiniz. Ülke sizin yüzünüzden itibarsızlaşıyor dediler de muhalefet de onlara yanıt verdi. Meclise bir götüreyim sizi, o gergin anları göstereyim. Sonra tekrar Taksim'e döneceğiz. Söylediği küfre değil, veremediği cevaba bakın. Şimdi memleketinden bir kez daha kayda geçirelim bakalım. Bir çete liderinden ayda $10.000 maaş alan bir milletvekili vardı. Adını haftaya açıklayacaktı. Nerede bu milletvekili? Özgür Özel'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için Trabzon'da söylediği bu sözler Meclis Genel Kurulu'nda tansiyonu yükseltti. AKP Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Özgür Özel'in Soylu'yu hedef alarak Türkiye Cumhuriyeti'ni itibarsızlaştırdığını savundu. CHP Soylu arşiviyle yanıt verdi. Türkiye Cumhuriyeti'ni itibarsızlaştırmak bizim değil, Soylu'nun yaptığı bir şey. Sayın Vekil, Türkiye Cumhuriyeti bugün kara paradan, uyuşturucudan dolayı gri listeye alındıysa bunun sebebi sadece ve sadece Süleyman Soylu'dur. Bakanlığa saygı duyduğunuzu ifade edeceksiniz ama bakanla alakalı ağza alınmayacak ifadeler kullanacaksınız. CHP ve AKP Grup Başkan Vekilleri arasında karşılıklı söz düellosu yaşandı. Bakan görevini yapmamış, sınırlar kevgire dönmüş. Neymiş efendim? Biz bakana saldırdıkça devlete saldırıyor oluyormuşuz. Neymiş efendim? Biz bakana laf ettikçe askere ve polise laf ediyor oluyormuşuz. Buna pes denir, pes. Biz başından beri Suç İşleri Bakanı dedik. Hiç Suç İşleri Bakanlığı demedik. AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, Soylu'yu savunurken üslubuna sahip çıkmadı. Eğer üslupla alakalı bir sıkıntıdan yola çıkarak bir konuşma yapıyorsanız aynı üslubu sizin kullanmamanız lazım. Yani bu işin raconu böyle olmalı. Engin Altay geri adım atmadı. Türkiye'nin gri listeye girmesinin bir numaralı sorumlusu da Suç İşleri Bakanı Süleyman Soylu'dur. Bu kadar basit. CHP Grup Başkan Vekili, AKP milletvekillerinin CHP'nin Karkamış'taki terör saldırısını değil, Soylu'yu hedef aldığı suçlamasına da yanıt verdi. Karkamış'ta 5 yaşındaki bebeği havaya uçuran odakları değil de ilgili bakan hedef almışız. O ilgili bakan görevini yapsaydı, o havaya uçurulan 5 yaşındaki çocuk ve o öğretmenimiz şimdi hayatta olurdu. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi gergin bir ortamda seçime gidiyoruz. Bu çok net. Meclis gergin, sokak az evvel gösterdik. Olağanüstü tedbirler alınıyor. İki kişi bir araya gelip herhangi bir konuda protesto hakkını kullanamıyor. Türkiye'de bir karar verecek. Mayıs'ta ya da işte en geç Haziran ayında. Sınavın tarihi açıklandı. Üniversite sınavının tarihi. AKP sözcüsü canım o gün seçim var deyince açıklama geri çekildi. 18 Haziran'da değil sınav, üniversite sınavı, YKS. Ama hangi gün yapılacak o henüz net değil efendim. İyi bir haber vereyim size. Atatürk adını silmeye çalışıyorlar ya statlardan, caddelerden, sokaklardan. O isimler bir bir geri gelecek bir kere, bundan eminiz. İstanbul'un yeni yapılan havaalanını yeni Atatürk Havalimanı diye anılacak günü geldiğinde... Ben öyle düşünüyorum. Kadıköy'deki Fenerbahçe Stadı'nın adı bu arada Atatürk Stadı oluyor. Ne güzel. Bu kararı alkışlarla duyurdu Fenerbahçeliler. Tebrik ederiz. Fenerbahçe Stadyumu'nun adı değişiyor. Yeni isim Fenerbahçe Atatürk Stadyumu olacak. Antalya, Afyon, Konya, Bursa, Sakarya, Hatay, Antakya, Kayseri, Rize, Giresun ve Eskişehir. Hepsi Atatürk Stadyumuydu. Statlar yenilendi. Atatürk ismi stadyumlardan silindi tek tek. Stadyumlardan Atatürk tabelaları kaldırılırken Fenerbahçe'den tarihi bir adım geldi. 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya, Cumhuriyet'in 100. yılında stadın adının Atatürk Stadyumu olmasını önerdiğini söyledi. Atmosferiyle 115 senedir Fenerbahçe'mize güç verip rakiplerimizi hayran bırakan stadımızın adının Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk Stadyumu olarak değiştirilmesini Fenerbahçe... Bu talep salonda dakikalarca ayakta alkışlandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç öneriye destek verdi. Biz bu talebin sonuna kadar arkasındayız. Tüm kongrelerimize, hatta kongremiz olmayan tüm taraftarlarımıza, camiamıza sesleniyorum. Bu arzuyu, bu isteği ivedilikle 100. yılımız tamamlanmadan belki de 29 Ekim'de 2023 yılında hayata geçirelim. Tebrik ediyoruz Fenerbahçe'yi. Bu ülkenin bir büyük kahramanı var. Adı Mustafa Kemal Atatürk. Statlarda, caddelerde, sokaklarda, havaalanlarında, parklarda adı yaşamaya devam edecek. Şimdi bu ne diyeceksiniz? Bu her seçimden önce gördüğümüz bir manzara. Bir kez daha köprüde intihar girişimi ve yine daha evvel Binali Yıldırım'ın intihar etmek isteyen bir vatandaşı kurtarmışlığı var. Meclis Başkanı Şentop'un da var yanılmıyorsam. Ara ara bakanlar da kurtarıyor. Bu kez az evvel Demirören Haber Ajansı paylaştı bu görüntüleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a denk gelmiş. İşte Cumhurbaşkanlığı konvoyu geçerken köprüden bir vatandaş canına kıymak için parmaklıkları aşmış, köprüden atacağım kendimi demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan da durun diyor, aracı durduruyor. Vatandaş da konuşuyor, ikna ediyor, kurtarıyor vatandaşı. Bu görüntüler paylaşıldı kamuoyuyla. Neymiş derdi, ne vaat etmiş Cumhurbaşkanı da nasıl kurtarılmış neyse. Detaylarını zaten iktidar medyasında bolca verirler bu haberlerin. Ne durumda vatandaş ben söyleyeyim, canına tak etmiş durumda. Böyle eski filmlerde olurdu. Tavuk çevrilirken vitrine yüzünü dayayıp karnını doyurmaya çalışanlar, cama dayananlar ya da döner çevrilirken onun kokusuyla doymaya çalışanlar. Tok açın halinden anlamıyor memlekette. Güzel şeyler yiyoruz mesela evde, ne diyeyim, avokado, ejder meyvesi, bu tip şeyler yiyebiliyoruz yani. Onlar çok kolay alınıyor ama tostu alamazsınız yani. Bir yıl önce ortalama 15 liraya tavuk, 25 liraya da et döner yenilebiliyordu. Ancak bu geçmişte kaldı. Her ikisinin fiyatı da %130'un üzerinde zamlandı. Yani döner de artık ne öğrencinin ne de asgari ücretlinin bütçesine dost. Ekmek arası 18 liraydı, şimdi 43 lira. Enflasyon %80 falan diyor ya, %250 aslında. Ama çok pahalanıyor, vallahi yiyemiyoruz yani. Ucuz yerlerde de yani... Zehirlenir miyiz yani diye bir düşünmüyoruz değil ama yiyoruz mecbur yani. İçine birkaç tane atıyorlar, evet. Dolu dolu bile değil, doyurmuyor yani. Her geldiğimde korkunç bir pahalılıkla karşılaşıyorum. Orada çalıştığımız için frank harcıyoruz, o bile artık yeterli gelmemeye başladı. Korkunç bir pahalılık var. Benim orada çocuklarım mesela 5 liraya gidip karnını rahatlıkla doyurabiliyor şu şekil. Bir chicken chips alıyor. Yanında içeceği var. 5 pound'a karnını doyurabiliyor. Çocuk okul çıkışı bir döner alamıyorsa yani bence bitmiştir. Yaklaşık 3 ay önce esnaf lokantasında porsiyon et döner 45 liradan satılıyordu. Faturalara her ay zam geldi. Maliyetler katlandı. Ama o zamları olduğu gibi sattığı dönere yansıtamadı esnaf. Çünkü müşteri kaybetmekten korkuyor. Şu anda gerçekten inanın yansıtmadı. Müşteri artık herkes korumaya gidiyor. Yani korumak istiyorsun, müşterini kaçırmamak istiyorsun. İşletmeci şey yapıyor müşteriye ama bana zam yapmıyor. Benimkisi sabit duruyor. Benim halim ne olacak peki? Tavukta da durum farksız. Birkaç ay önceki et döner fiyatına çıktı. Geçen seneye 20'ye verdiğimiz tavuk döner şu anda 30 lira yarım ekmeği. Ekmeğe, tavuğa, ete durmaksızın zam gelse de maaşlar aylardır sabit. Arada açılan makasla olan tüketicinin cebine oluyor. Zaten artık herhalde yiyen pek fazla insan yok. Yani belirli bir kesimdir. O da zaten her zaman, hiçbir zaman rahatsız olmaz o belirli kesimlerde. Aldığımız emekli maaşı ortada. 25 TL. Bir de bir çay içsen 30 TL. Bir de bunun vesayet ücretini ekle. Ne olacak? Hallerimizi konuştuk bu akşam da, bu haftada. Bir haftayı daha bitiriyoruz bu görüntülerle. İstanbul'un farklı noktalarında, özellikle de Taksim ve civarında 3-4 kadının bir araya gelmesi tehdit sayılıyor. Gözaltıların sayısı dakikalar geçtikçe artıyor ve hafta böyle bitiyor.